Evet, 12 ve 18'in EBOB'larına bakıyorum. İstersen bakın ayrı ayrı da yapabilirim. Şöyle yapayım, 12'nin tüm çarpanlarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 18 sayıların da tüm çarpanlarını buluyorum. 1, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür, 9'a bölünür ve 18 kendisi. Bakın burada ortak olanlara bakarsak eğer, ortak olanlar 1 var, 2 var, 3 var, 6 var. Ne demişti EBOB bize? İki sayının ortak bölenlerinden en büyükleri, bunların en büyükleri hangisi aralığından? 6. Demek ki 12 ve 18'in EBOB'ları ne olmalıymış? 6 olmalıymış. Bir de bu yönteme göre bakalım. Evet, en küçük asal sayımız kaçtı? 2'den başlıyordum. 2'ye böldüm, 12'yi 2'ye böldüm, 6, 18'i 2'ye böldüm, 9. İkisi de kaça bölünür? 3'e bölünür. 6'yı 3'e bölersem 2, 9'u 3'e bölersem 3. 2 ve 3 başka aynı bir sayıya bölünür mü? Hayır, bölünmez. Burada bıraktım. Dolayısıyla 12 ve 18'in EBOB'u neymiş? 2 çarpı 3'ten 6. Gördüğünüz gibi burada da 6 bulmuştuk, burada da 6 bulmuştuk. Çok büyük sayılar için tabii ki ikinci yöntemimiz daha kolay. En küçük ortak kat. İki sayının bu kez katlarının en küçük olanına ne diyormuşuz biz? Ekok diyormuşuz. Hemen aşağıdaki örneği de yapalım. Şimdi ilk yönteme göre yapıyorum. 30 ve 40'ın katlarını ben ayrı ayrı yazıyorum. 30'un katları nelerdir? 30, 2 katı 60, 3 katı 90, 4 katı 120, 5 katı 150, 6 katı 180 şeklinde gidiyor. 40'ın da katlarını bulalım. 40, 80, 120, 160, 200 şeklinde gidiyor. EKOK bize der ki iki sayının ortak katlarının en küçüğü nedir? İkisinin de ortak katlarının en küçüğü hangisidir? 120 en küçüğünden başlar. Demek ki ikisinin EKOK'u kaçmış? 120. Bir de asal çarpan algoritma yöntemine göre yapalım. Evet, ikisi de kaça bölünür? 2'ye bölünür. 30 ve 40'ı 2'ye bölüyorum. 30'un yarısı 15, 40'ın yarısı 20. İkisi de kaça bölünür? 3 olmadığı için 5'e bölünecek. 15'i 5'e bölersem 3, 20'yi 5'e bölersem 4. Kaça bölünür bunlar? 3'ü 3'e böldüm. 1, 4 bölünmediği için aşağı indirdim. 4'ü tekrar 4'e bölüyorum. Direkt 1. Yani bunların çarpımlarını alırsam 2, 3, 4 ve 5'in çarpımı 2 kere 3, 6, 4 kere 5, 20, 2 ile 6'yı çarparsam 120. Gördüğünüz gibi burada da 120, burada da 120. Ne yaptık biz? EKOK'ta 1'i bulana kadar çarptım. Yani ortak olsa da olmasa da 1'i bulana kadar çarptım. Fakat EBOB'ta nasıldı? İkisinde de ortak bir sayıya bölünene kadar çarpmıştım. Evet, iki sayının çarpımı bakalım neye eşitmiş? EBOB'larıyla EKOK'larının çarpımına eşitmiş. 6 ve 8 sayılarına bakalım. 6 ile 8'i çarparsam kaç çıkması lazım? 48. Demek ki EBOB ile EKOK'u 48 olacak. 6 ve 8'in bakın EBOB'unu alırsam yani en küçük ortak böleni 2. 6 ve 8'in katını alırsam da en küçük ortak katı 24. 2 ile 24'e çarptığım zaman gerçekten de 48 çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Birbirinin katı olan sayıların EBOB'ları küçük sayıya, EKOK'ları ise büyük sayıya eşittir. Ne olması gerekiyormuş? İki sayının birbirinin katı. Mesela 6 ve 12'ye bakıyorum. Bakın 6, 12'nin yarısı değil mi? O zaman EBOB'ları küçük olan sayıya, EKOK'ları da büyük olan sayıya eşittir. Evet, bize EBOB ve EKOK'u her zaman sayı şeklinde vermez. Bakın burada gördüğünüz gibi çarpanlarına ayrılmış halde vermiş. Peki böyle olursa nasıl bulacağız? Ona bakalım. A sayısı 2'nin karesi çarpı 3'ün kökü çarpı 5'in birinci kuvveti. B sayısı 2'nin birinci kuvveti çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti. Yukarıda yazılmış olan A ve B sayılarının EBOB ve EKOK'larını bulunuz demiş. Önce EBOB'larına bakalım. Evet, EBOB'larına bakarsak. Şimdi biliyorsunuz EBOB demek ikisinin de ne olması lazımdı? Ortak bir katı olması gerekiyordu. Şimdi bu ikisinden de EBOB her zaman iki sayıda da bulunması gerekiyor. Mesela
2'den bir tane var. Burada 2'den 2 tane var. İkisinde de olması gerektiği için ne yapmam lazım? 2'den 1 tane olanı alacağım. Çünkü 2'den bir tane 2, ikisinde de var. 3 için bakarsam burada 2 tane 3 var. Burada 3 tane 3 var. Hangisini alacağım? Az olanı, yani 2 tane 3 olanı alacağım. Ve bunları çarpıyorum. İkisinde de ortak olması gerekiyordu. 5 A'da var, B'de yok. 7 de A'da yok, B'de var. Bu yüzden EBOB için sadece bunları alıyorum. Çarparsam 2 çarpı 9'dan 18. Ekoklarına bakalım. Evet, ekok da ikisinin en küçük ortak katıydı. Yani ikisinde de bu sefer ne yapacağım? Bulunanların en büyüklerini alacağım ve farklı olan hepsini alacağım. 2 burada bir tane var, burada 2 tane varsa büyük olan alıyorum. 2'nin ikinci kuvveti. 3'ün karesi var, 3'ün küpü var. 3'ün küpünü alıyorum, büyük olanı. Bir de farklı olan her şeyi alıyorum. Evet, bu da bizim ekokumuzun sonucu. Aralarında asal 2 pozitif tam sayının EBOB ve ekokların toplamı 37 olduğuna göre bu sayıların toplamı kaçtır? Şimdi aralarında asal 2 tane sayı var. Mesela aralarında asal 2 tane sayı 2 ve 3 düşünelim. Aralarında asal mı? Evet, aralarında asal. Bunların EBOB'ları ne olur? 2 ve 3'ün EBOB'ları 1 olacak. Demek ki aralarında asal 2 tane herhangi bir sayının EBOB'u her zaman kaçtır? Her zaman 1'dir. Şimdi EBOB ve ekokun toplamı 37. Biz EBOB'un ne olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. Nereden biliyorum ben bunu? Çünkü aralarında asalmış. Burası 1 ise ekoka kaç kalır? 36. Demek ki öyle iki tane sayı belirlemem gerekiyor ki ekokları 36 olacak ve aralarında asal olacak. Ne olabilir bu? Hemen düşünürsem, mesela 4 ve 9 düşünebilir miyim? Nereden aklıma geldi? Çünkü aralarında asal iki sayının ekokları biliyorsunuz ki çarpımlarıdır. 4 ve 9'un ekoku ne olacak? Çarpımlar olan 36 olacak. Buna göre aralarında asal bunlar, asal. O halde toplamı ne olur? Toplarsak 13. Evet, dairesel bir yarış pistindeki iki koşucudan biri turunu 15 dakikada, diğeri 20 dakikada bir tamamlamaktadır. Başlangıç çizgisinden aynı anda ve aynı yöne yarışa başlayan bu koşucular ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelirler? Şimdi bir tane dairesel pistimiz varmış. Bakın şöyle bir dairesel pistim var. Burada benim A yarışmacım var. Hemen yanında da B yarışmacı var. Bunlardan bir tanesi 15 dakikada, bir tanesi de 20 dakikada bir ne yapıyormuş? Yarışı tamamlıyormuş. Ve ilk defa kaç dakika sonra yan yana gelir? Bu arkadaş 15 dakikada bir sürekli yarışıyorsa 15, 30, 45, 60, 75 şeklinde gider. Bu arkadaş da 20 dakikada bir tamamlıyorsa 20, 40, 60, 80 şeklinde gider. Yani bunların en küçük ortak katını soruyor bize aslında. Hemen 15 ve 20'nin nesini alıyorum? Ekokunu alıyorum. İsterseniz ayrı ayrı katlarını bulup en küçük ortak katını bulabilirsiniz. İsterseniz kısa olan ekokunu. İkisi de 5'e bölünür. 15'i 5'e böldüm 3, 20'yi 5'e böldüm 4. 1'i bulana kadar devam ettirmem gerekiyordu. 3'ü 3'e bölersem 1, 4 aşağıya. 4'ü tekrar kaça bölüyorum? 4'e bölüyorum. Buradan şunları çarpıyorum. 3 kere 5, 15. 15 kere 4'ten 60. Yani cevabımız Adana.